hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim her zaman yüzümüzü güldürsün, güzel haberler sunmanızı, güzel hadiseleri bizimle paylaşmanızı nasip etsin. Çünkü güzelliklere her zaman, her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ben Deniz, videosunu izledim, videosuna baktım. Aslında çok daha önemli bir konu izah etmiş kendileri. Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin hayatından bir kıssayı örnek vererek, kul hakkı konusuna aslında değinerek ne kadar hassas bir konu olduğunu ifade ederken, nedense konu orada bir anda işte hamilelikle alakalı boyuta gelmiş. Kendisini de tanıyorum uzun zamandan beri. Orada anlatmak istediğinin aslında yanlış algılandığı gibi olmadığını ben düşünüyorum. Çünkü kendisi İstanbul beyefendisi, biraz Osmanlı örf, adet ve geleneklerine bağlı birisi. Tasvip edip etmemek anlamında değil. Lakin eskilerde biliyorsunuz bizim Türk örflerimiz biraz daha farklıdır. Dini olarak eğer değerlendirmeye kalkarsak elbette ki hamile bir bayanın farz edelim yarın doğum olayı gerçekleşecekse dahi dışarı çıkmasında herhangi bir beis kesinlikle söz konusu değil. Ancak bizim Türk örf ve adetlerimizden gelen biliyorsunuz bazı uygulamalarımız var. Bu mantıki ya da dini değildir. Biraz örfü ve gelenekle alakalı bir konudur. Konuşurken de bunu genel olarak herkese kapsayan bir ifade anlamında değil de o örflere bağlı olarak biraz da tabi uslubunun farklı olmasından dolayı bu şekilde kullanmışlar. Yoksa kendisi Kur'an'daki ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde kadınlara, kızlara verilen değer, onlara sunulan özgürlüklerle alakalı verdikleri bilgileri birkaç kez ben kendisiyle beraber de konuşma imkanına sahip olmuştum. Bu konularda çok hassastır. İstanbul beyefendisi olması, Osmanlı geleneklerine, Türk örf, adet ve geleneklerine bağlı olması ve belki Ebu'l-Vefa'nın kıssasını anlatırken arada geçmiş olması izleyicilerin dikkatini o tarafa çekmiş olabilir. Bana sorarsanız Turgut Bey'in biliyorsunuz tanışıyoruz uzun zamandır. O ilk zamanda videonun ilk başında bahsettiği Ebu'l-Vefa'nın hayatındaki o kul hakkı diye bahsetmiş oldu. İşte küçücük çocuğun su kırbalarına delerek oradan su çekerek bir hırsızlık yapmasına bağlamış olduğu kul hakkı olayı benim için ve izleyiciler için bence daha önemli olmalıdır. Alimler ilme göre hareket ederler. Abidler takvaya göre hareket ederler. Tasavvuf ehli biraz daha edebi ön plana koyarlar. Edebi yaklaşmışlardır. Eleştirilebilir mi? Şahsi görüştür. Örf adet gelenektir. Örfler zamanla değişebilir. Örflere karşı algı değişebilir. Sadece bir yorum yaparken ve belki bir şeyi izah ederken belki usulü çok doğru seçmek lazım. Hani çok basit bir ekmek ifadesini bile bana ekmek ver demek farklıdır. Bana ekmek ver demek farklıdır. Belki usulü tabii ki insanın o anki hissetmiş olduğu haleti, ruhiyesi de hitabını etkileyebiliyor. Hocam bu mı var böyle bir problem, üslup mu sorun, yoksa gerçekten de hamileler dışarı çıkmamalı mı tam olarak? Yani siz ne düşünüyorsunuz? Bu hamileler çok rahatlıkla dolaşabilir. Bunun dinen olarak bir sakıncası olmadığı gibi sağlık olarak da bildiğim kadarıyla doktor kontrol olmakla beraber egzersizlerinin yapılmasına faydalı olduğunu biliyorum. Bu sebepten dolayı hanımların hamilelik zamanları içinde dolaşmaları, gezmeleri, egzersiz yapmaları, yürüyüşe çıkmaları, hastane kontrolüne gitmeleri, işte sağlıklara eğer müsaitse çeşitli etkinliklere katılmaları dinen izinli olduğu gibi sağlık olarak da genelde bildiğim kadarıyla doktorların tavsiyesi olan bir şey. Tuğrul Bey uslub olarak çok samimi konuşur. Bazen o konuşma uslubu içerisindeyken bulunduğu ortamdaki farklı algılara, nasıl ifade etsem onu, televizyondaki olup olmaması fark etmez. Sanki karşılıklı çay içiyormuşsunuz gibi bir konuştuğu uslubu vardır. Bunun samimiyetinden gelir. Her yiğidin bir yoğurt yiğidi var tabii. Biz sizinle beraber konuşurken mütebessim çehremizle konuşuyoruz. Biz gönlümüzden gündüzler akan bir muhabbetle görüşürüz. Onun uslubu da öyledir. Peki, bunda hocam, kesinlikle bir kötü niyet olmadığını ben şu anda bizi izleme nezaketinde bulunan tüm dostlara paylaşayım. Gerçekten kendisi
Türk örf adetlerine çok bağlı bir kişi olduğu için böyle bir yorum yaptığından eminim, biliyorum çünkü tanıyorum kendisini. Hocam gözümüz ajanslarda eğer beyefendi bir açıklama yaparsa emin olun o açıklamayı da ekrana getireceğiz. Umarım yanlış anlamışızdır. Ya da daha doğrusu umarım hocamız yanlış ifadelerde bulunmuştur. Çünkü ciddi bir tepki var. İstanbul'un belirli noktalarında hamile kadınlar ve onlara destek veren erkekler toplanıyor. Hocam bu konu yarın öbürsü günde devam edecek gibi, tekrar sizi arayacağız, değerli görüşlerinizi alacağız. İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy telefon attığımızda. Efendim az önce kesilmişti CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak. Binnaz